Sevgili Mavi Kadınlılar, 24 Şubat Dolunay'ıyla karşınızdayım. Oldukça ilginç bir Dolunay olacak. Bir kere gökyüzünde Venüs'le Mars kavuşacak o günlerde. Bu da çok fazla flört ve aşk fırsatı getirecektir herkese. Yalnız olanlar için güzel bir dönem. Özellikle 18'i itibariyle başlar bu etki, bunu da söyleyeyim. Şimdi bu Dolunay'ın içerisinde Merkür de olacak. Bol konuşacağız, bol iletişim kuracağız ve bol kararlar vereceğiz demektir. Gökyüzüne baktığımızda dediğim gibi Dolunayları hatırlarsak aslında Dolunaylar bitişlerdi, tamamlanmalardı. Bazı bitişler olacak elbette, bazı tamamlamalar olacak elbette ama bu güzel şeylere de vesile olacak gibi görünüyor. Tek zorlayıcı etkisi gökyüzünde Jüpiter o günlerde biraz kare yapıyor olacak. Bu da abartmamıza, biraz büyütmemize, birazcık fazlaca büyük tepkiler vermemize sebep olabilir. Biraz atarlı giderli olabiliriz, ona dikkat. Haydi burçlardan ve yükselen burçlardan bahsetmeye başlayalım. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar, sevgili koçlar, bu Dolunay. Kendi kendinize kalıp biraz düşünüp belki kendi içinizde çok kararlar verdiğiniz, belki bir sürü şeyi fark ettiğiniz, belki arkanızdan dönen şeylerin biraz da önünüze düştüğü ve bu anlamda da belki kariyerinizle ilgili, işinizle ilgili, günlük rutinlerinizle ilgili kararlar verdiğiniz bir dönem olacak. Gökyüzündeki Mars-Venüs kavuşumu sizi yepyeni ortamlara sokacak. Yalnız olanlar oldukça güzel flört fırsatları da bulacaklardır. Sadece aşırı para harcamaya dikkat edin derim ben. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, sevgili boğalar, bu Dolunay sizin için sosyal çevrenizi fazlaca düşündüğünüz, belki yeni ortamlara girdiğiniz, birazcık hayatta ne istediğinizi bolca düşündüğünüz bir dönem olacak. Bu da yalnız olanlar için hayatlarına belki de birilerini almak için bir fırsat verecek, yalnızlığı bitirecek. İlişkisi olanlar için de bu ilişki nereye gidiyor, ne yapmak istiyorlar, bununla ilgili karar verdikleri bir dönem olacak. Kariyerle ilgili güzel fırsatlar gelecek. Gökyüzündeki Mars-Venüs kariyer evinizde kavuşacaklar. Bu da yepyeni fırsatlara sebep olacak. Ama abartılı hareketlerden uzak durun. Biraz daha temkinli karar vermeye dikkat edin derim ben. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, sevgili ikizler, çok yoğunca kariyerle ilgili düşündüğünüz, çok iletişime maruz kaldığınız bir dönem ve bu sizin evinizle ilgili, yuvanızla ilgili, aile hayatınızla ilgili kararlar vermenize sebep olacak gibi görünüyor. Belki daha yakın bir işe taşınmak, belki işi eve taşımak gibi bir şey olabilir bu ama evin içerisinde de bazı değişiklikler yapacağınızı söyleyebilirim. Gökyüzündeki Mars-Venüs kavuşumu size yepyeni bilgiler getirecek. Çok farklı insanlarla tanışacaksınız. Çok farklı bilgiler ediniyor olacaksınız. Sadece kendinizi çok yormayın. Biraz dinlenmeye de çalışın bu dönem derim ben. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Sevgili yengeçler, bu Dolunay arkadaşlıklarla ilgili, kardeşleriniz, kuzenleriniz de olabilir bu. Bu konularla ilgili karar verdiğiniz bir dönem olacak gibi düşünebilirsiniz. Yani kimler toksik, kimler hayatınızda kalmalı, kimlerle yola devam etmelisiniz. Biraz bunlarla ilgili düşüneceğiniz, bunlarla ilgili kararlar vereceğiniz bir dönem. Gökyüzündeki Mars-Venüs kavuşumu size krediler, sigortalar, yatırımlar konusunda destek veriyor olacak. Sadece abartmayın. Yaptığınız her şeyi biraz daha küçük adımlarla yapmaya çalışın derim ben. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, sevgili aslanlar, bu Dolunay parasal anlamda çokça karar vereceğiniz bir dönem olacak. Yani gelirleriniz değişebilir, yeni gelir kaynakları bulabilirsiniz, kaynaklarınızda değişimler olabilir. Bu da size genel anlamda biraz parayı düşündürecek gibi görünüyor. Gökyüzündeki Mars-Venüs kavuşumu ilişki evinizde olacak. İlişkisi olmayanlar için çok tatlı fırsatlar gelecektir ya da ilişkisi olanlar da çok daha güzel zamanlar geçireceklerdir. Ama bu dönem biraz kariyerdeki yoğunluk ilişkilere de yansıyabilir. Ona dikkat, biraz daha orta yol bulmaya çalışın derim ben. Sevgili başaklar ve yükselen başaklar, sevgili başaklar, bu Dolunay tam da sizin birinci evinizde gerçekleşiyor olacak. Hayatınızdaki her şeyi değiştirmek isteyebilirsiniz. Yani saçınızı, tarzınızı, hayatınızı, bu anlamda belki de önemli kararlar vereceğiniz bir dönem. Sadece bu dönem iş anlamında da yeni teklifler, yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir. Tek önerim şu olacak, kendinizi ara ara çok yorabilirsiniz. Orada biraz dikkat, yani her şeyi yapabilirim gücü gelecek size biraz. Ona biraz dikkat, çok da yorulmayın derim ben. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, sevgili teraziler, bu Dolunay biraz kendi kendinize kalma zamanı, biraz ruhunuzu dinleme zamanı, biraz kendi içinizde bazı şeyleri bitirme zamanı gibi görünüyor. Gökyüzündeki Mars-Venüs kavuşumu tam aşk evinizde olacak. Yalnız olanlar için belki de güzel aşk fırsatları da gelecek ama belki de önce işte o içimizdeki meseleleri çözmemiz gerekiyor. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, bu Dolunay sizin genel anlamda etrafınızı, çevrenizi, belki içinde bulunduğunuz dernekleri böyle bir gözden geçirme zamanı. Yani kimlerle olmak istiyorsunuz, kimlerle zaman geçirmek istiyorsunuz ya da çevrenizi
evinizi tamamen değiştirmek istiyor musunuz? Biraz bunun kararını verecek gibi görünüyorsunuz. Gökyüzündeki Venüs-Mars kavuşumu sizin hanenizde gerçekleşecek. Evinizi güzelleştirmek, evle ilgili kararlar vermek, aileyle ilgili sorunlar çözmek çok muhtemel. Ama çok da kendinizi yoğurmayın, çok da abartmayın derim ben. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, bu dolunay kariyer evinizde gerçekleşecek. Kariyerle ilgili karar verme zamanı. Yani belki yeni bir iş teklifiyle karar vereceksiniz. Belki işten tamamen ayrılmaya karar vereceksiniz. Ya da bir projenin bitmesi de olabilir bu. Bu anlamda tamamlanma zamanı olduğunu söyleyebilirim. Gökyüzündeki Venüs-Mars kavuşumu sizi yeni seyahatlere, yeni eğitimlere, yeni insanlara doğru itebilir. Oldukça da keyifli geçebilir. Sadece kendinizi çok yormayın. Çünkü Jüpiter birazcık abarttıracak her konuda bize. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar, sevgili oğlaklar, yurt dışı ile ilgili işleriniz varsa, akademik kariyer yapıyorsanız, farklı eğitimler alıyorsanız bunların sonuçlarını alma zamanı gibi düşünebilirsiniz. Ya da hayata bakış açımızla ilgili karar verme zamanı da olabilir bu dönem yine. Mars'la Venüs kavuşumu para evinizde gerçekleşiyor olacak. Bu da parasal anlamda güzel tesadüfler, güzel başlangıçları vaat ediyor. Sadece biraz riskli şeyleri de seviyor olacaksınız bu dönem. Abartmamaya dikkat edin derim ben. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar, sevgili kovalar, yatırımlarınızın sonuçlarını alma zamanı. Davalarınız varsa, vergiyle ilgili işlemleriniz varsa, kredilerle ilgili işlemleriniz varsa bu dolunay sonuçlarını alabilirsiniz. Gökyüzündeki Venüs-Mars kavuşumu birinci evinizde gerçekleşecek. Çok güzelleşeceğiniz, çok dikkat çekeceğiniz, çok göz önünde olacağınız bir döneme giriyorsunuz. Bunu söyleyebilirim. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, sevgili balıklar, bu dolunay ilişki evinizde, ortaklık evinizde gerçekleşiyor olacak. Yalnız olanlar için yalnızlığı bitiren dolunay olabilir. İlişkisi olanlar içinse ilişkileriyle ilgili kararlar verecekleri zaman. Tamam mı, devam mı? Bu anlamda birazcık daha kritik bir dönem diye söyleyebiliriz. Ruhen kendinizi iyi hissedeceğiniz, belki spiritüel çalışmalar yapmak için daha güzel fırsatlar bulacağınız bir dönem. Sadece aşırı yormayın kendinizi, bunu söyleyebilirim. Bu anlamda bu dolunay size yeni insanlar, yeni fırsatlar da getirecek gibi görünüyor. Evet mavi kadınlılar, 24 Şubat dolunayı sürprizleriyle, bol iletişimiyle, bol fırsatıyla geliyor olacak. Ama hep söylüyorum, dolunaylar bitiş zamanlarıdır, tamamlanma zamanlarıdır. Bazen bir şeyin bitmesine izin vermemiz gerekir yeni ve güzel şeyleri görebilmemiz için. Umarım herkes için faydalı bir video olmuştur. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.